Şimdi 9 Kasım 2005'te Şendili'de Umut Kitabevi'ne yapılan bombalı saldırı tüm Şendili halkının gözleri önünde gelişti. Hatta emniyet birimleri, asker, sivil, bürokrasinin gözleri önünde gelişen bir olaydı. Hani o dönem içerisinde gerek baroların, gerek sivil toplum örgütlerinin tüm çabaları sonucu, dağıtmaları sonucu bu faili, bu katiller gözaltına alındı. Daha önce mahkemece serbest bırakılmıştı. Fakat kamuoyunun dağıtmasıyla yine gözaltına alındı. Ve tüm mahkeme heyetlerine yapılan baskılara rağmen, hani Van 3. 4. Ağır Ceza mahkemelerine yapılan baskılara rağmen bu katillere 39 yıl gibi bir ödül yer verildi. Aslında 2-3 müebbetin ağırlaştırmış müebbetin verilmesi gereken diye de işte 40 yıla yakın bir cezayla ödüllendirildi. Fakat buna rağmen yani bu cezalar Yargıtay'da onaylanmasına rağmen 7-8 yıl buna hükümlü kalmasından sonra işte gerek mahkeme heyetinin belli bireyleri ya da savcının FETÖ üyeliğinden yargılaması sonucu böyle bir gerekçeyle bu dosya yeniden bozuldu, yeniden yargılamaya gidildi. Bu yargılama sürecinde geçmişte yapılan yargılamaların yani eksik, fazla yönleri kendilerince yani gerekçe yaptığı noktalar üzerinde Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi hiçbir araştırmaya girilmedi. Yani ne Şendili'de ne diğer tanıkları dinleme bazında herhangi bir araştırma yapılmadı. Bu deliller yeniden değerlendirilmedi. Kendi başına yapılan birkaç duruşmayla birlikte bu katillere beraat kararı verildi. Tabii ki buna yabancı değiliz. Yani geçmişte olduğu gibi 90'lar sürecinde Tansu Çiller işte devlet için kurşun atanda yiyen de şereflidir demişti. Yani bu sadece yani bu söylem Tansu Çiller dönemini kapsayan bir şey değil yani. Bu 20 yıllık AKP döneminde de aynı politika uygulandı. Hatta Kürtler açısından Cumhuriyet tarihi boyunca bunu diyebiliriz. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlerle yapılan katliamlardır yani. Faili meçhullerdir. Sadece Kürtlerle değil aslında. Muhalif görünen tüm bireyler işte Sabahattin Ali gibi insanlar bile, yazlar, aydınlar ve bile sosyal kişiler bile bir şekilde faili meçhul bir şekilde cezalandırılmış. Yani ya da faili belli bir şekilde katledilmiş, gidilmiştir. Tabii bunu bir devlet politikası olarak görmek gerekir. Yani sadece bir AKP iktidarı döneminde böyle olmuştu demek yanlış olur. Ben ettiğim gibi Cumhuriyet tarihi boyunca bu Kürtler bu hukuksuzluğa karşı karşıya kalmıştır. Bundan dolayı bu sandıklara, bu katillere her şeyi net ortada olmaktan rağmen, suçüstü yakalamasına rağmen eğer delil yetersizliğinden bu katiller serbest bırakılıyorsa zaten yargının geldiği aşamayı görüyoruz. Fakat bu 20 yıllık süre içerisinde eskiden olduğu gibi var olan devlet kurumları hemen hemen hepsi dejenere edilmiştir. Yani bu noktada işte eğer şahsın devleti ortaya çıkmışsa şahsın hukuku da ortaya çıkmıştır. Şahsın farklı kurumları da ortaya çıkmıştır. Bu açıdan yani bu 20 yıllık süre içerisinde görülen odur. Kürtlere kim ne yapmışsa ödüllendirilmiştir. Bu hani farklı olay ve eylemlerin de önünü açma yönünde bu yönde kararlar vermiştir, cesaretlendirmiştir. Ve bundan sonraki süreçte de yaklaşan seçim süreçlerinde de bu hukukları daha çok görmek mümkün olacaktır. Yani bu açıdan şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü bu yakın süreçte görülen Kürt aydını Musa Anter davası, Jitan davaları bile hepsi bire bire zaman aşımına uğratılarak, zamana yayılarak zaman aşımına uğratılarak beraat ettiriliyor, serbest bırakılıyor. Yani bu bilinçli uygulanan bir politikadır. Hani belirttiğim gibi, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu hukuksuzluk
devam edecekse, eğer Türkiye'de bir demokratikleşme, gerçek anlamda bir demokratikleşme olmazsa bu hukuk da bu şekilde sürebilecektir. Şimdi bu yargılama bir formaliteden ibaret. Yani belirttiğim gibi herhangi bir tanık dinleme olmadı, yerinde yeniden bir keşif olmadı, o yakın çevrede bulunan esnafla dinlenmedi. Tüm bu hukuklar ama bir beraat kararı verdi. Tabii ki bunu temyiz, yani bu gerekçeli kararlar bile adli tıba, yani diyor, adli tahliyeden getirerek, yani adli tahliyeden getirilerek ortaya sunuldu, herhangi bir şey yapılmasın diye, kamuoyuna fazla yansımasın diye adli tahliyeden getirildi. Tabii temyiz başvurusu yaratığı yapıldı avukatların tarafından. Fakat mevcut hukuksuzluk, yani siyasetin hukuk üzerindeki elçisinin göz önünde bulundurarak zaten bir de bir Ergenekon'la bir uzlaşma sonucunda bu bir daha açığa çıktı. Yani yaratay sürecinde de belirttiğim gibi bir gerçek anlamda bir demokratikleşme olmasa her şeye rağmen tüm halkın gözü önünde gelişen bir olay işte deli yetersizliğinden zaman aşımına getirdi ya da beraat ettirilip yeni olayları önüne açacaklar. Yani talebimiz toplumsal talep olarak demokratik bir adaletin, hukukun ortaya çıkarılmasıdır. Ya da tek tek bireyler, tek tek olayların cezalandırılması ya da farklı bir sonuç çıkarması Türkiye'deki aydınlanmayı, demokratikleşmeyi yansıtmaz yani. Ama hukuki anlamda, hukuksal anlamda, yargı, hukuk anlamda bir demokratikleşme, bir açılım olursa tabii ki bu tip bireyler bu tip olaylardan cesaret alıp yeni bir katliam girişiminde bulunamazlar, yani bulunmazlar. Çünkü görüyor, tek tek olaylarda görüyor işte, Şebnem Korur Fincancı olayında da gördüğü gibi, yani hukuk keyfi bireylerin talimatıyla ya da iktidarın bir açıklamasıyla yargı harekete geçip bu insanı yargılayabilir, haksız yere içeri atabilir, tutuksuzla yargılanması da mümkünken tutuklu yargılama yoluna gidebiliyor. Bu açıdan yani Şemdinli, Umut Kitabı bombalanması, bu şahıslara beraat verilmesi yani bir şey Türkiye'deki gerçekliği değiştirmiyor, bir şey değiştirmiyor. Yani bu hukuksuzluğu her şey ayan beyan tüm topluma göstermektedir. Artık diyor ki benim yargım da budur, benim bireyim benim için bir insan öldürmüşse, iki insan öldürmüşse bile Kürt olduğu için her şey mübahtır diyor. Yani bu cumhuriyet demokratik bir cumhuriyet değil yani. Yani demokratik bir cumhuriyet olmuş olsaydı Cumhuriyet'in 100. yılı, yeni 2. yüzyılda da daha güzel şeyler olabilirdi. Bir Avrupalaşma yoluna gidebilirdi. Hukukta, sanatta, kültürde her anda bir açılım, değişim olurdu ekonomide. Ama ne yazık ki işte geri kalmış bir ülkede yani böyle dar alanda oluşturmuş bir cumhuriyet oligarşik bir cumhuriyetin ötesinde gitmiyor. Yani bizim talebimiz, bizim demokratik mücadelemiz demokratik bir cumhuriyetin oluşması yani.